Evet, haftayı yarıladığımızda yarışmacımız Selahattin'in yemeklerini yemiş bulunuyoruz. Eksiği de yok. Her şeyi tamam. Süreler de açılmadı. Yiyemeyeceğimiz bir yemek de olmadı. Dolayısıyla eksik menüye girmedi bugünkü yarışmacımız. Dileriz bütün haftayı böyle tamamlarız. Onun için şimdi lütfen başlayın yazmaya. Kimse birbirine bakmasın. Ben şimdi menüyü sayacağım, sayabilirsem. İlk olarak saray çorbasıyla başladık. Sonra karışık kebabımız vardı. Hayır, ama ondan evvel kuru patlıcan dolması ve haydari vardı. Pardon. Fıstık kebabı, Urfa kebabı, yağlı karalı, pirzola, sumaklı soğan, közlenmiş biber, tırnak pide, közlenmiş domates, kavurdağ salatası, meyhane pilavı. Son olarak da dondurma eşliğinde, Maraş'tan kendisi gelen dondurma eşliğinde bir fıstıklı kadayıf yedik. Afiyet olsun. Günü de böyle tamamladık. Neyi düşünüyorsunuz Gürkan Bey? Nasıl bir adaletsizlik yapsam diye mi? Allah Allah. Bir tek bana mı adaletsizlik yapacaksınız? Biraz puan yazarken konuşmuyorum. Lütfen Nurhan Hanım, lütfen. Sakın puanlarımı etkileme lütfen. Evet, evet. Ha, dün günümüzde almadınız puanları. Kimse konuşmasın. Evet, vermediniz. Evet. Peki, vermedim değil. De verdim ben. Vermedim. Verdim. Bakın, puanlama sırasında konuşmuyoruz arkadaşlar. Önemli anlar bu anlar. Evet, herkes yazdı mı? Evet. Kafasına bir şey takılan var mı? Ben biraz daha müsaade istiyorum, oylamı değiştirebilirim diyen var mı? Nur, İkbal, Gürkan, hayır. Özlem. Gürkan biraz sanki tereddütte. Yok, menü gözden geçiriyorum ne oldu diye. Süper. O kadar, onun dışında hiç tamam. Problem yok. O zaman inşallah vicdanlı olmuşsunuzdur. Beni harcamak için yapmayın bazı şeyleri. Göreceksiniz neyin ne olduğunu. Göreceğiz. Peki. Evet, herkes yazdı. Kimse de değiştirmek istemediğine göre yarışmacıma dönebilirim demektir bu. Kaç puan istiyorsun yemeklerine? Doğan Hanım, 9 puan bekliyorum. 9? Evet. Anladık. 9 puan. Yani menümü yetiştirdim. Hem de tabaklarımın olsun, sunumlarım olsun, masam olsun, çiçeğim olsun. Her şeyi yetiştirdim. Yani tatlım da olsun, ana yemeğim olsun. Her şey tam dizaynlı şekilde sunum yaptım. Yani bir kebapçıda hiçbir farkı yoktu. Fazla vardı, eksik yoktu. Peki. Yarışmacımız 9 bekliyormuş. İlk olarak da açık oylama İkbal'in puanıyla başlıyoruz bugün. Aç ve yüksek sesle söyle lütfen bize puanını. 8. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir puanla. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sunumlarınız da çok güzeldi. Çorbanızı beğenmediğimi söyledim. Salatayı yine aynı şekilde beğenmediğimi söyledim. De yemeği birazcık tuzsuz ve bana göre işte tatsız bulmuştum. Onu da belirtmiştim. Teşekkür ederim. Sadece 2 puan kırdım. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, güzel puanla başladık. Bakalım öyle mi devam edecek? Nur'dan geliyor yeni puan. Evet Nur, sen de paylaş bizlerle puanını. 5. He? Evet. Yani resmen adaletsizlik. Gerçekten adaletsizlikten yani. Bahsetmeyelim ancak lütfen. Ancak konuşuyorsunuz yani. Gerçekten bir şey bir yok saniye, yani. Keşke anlatayım. Keşke çarşıda kadar yemek yapsaydınız, bize bir sunum yapsaydınız. Ben yemek ben puan verseydim. Bak, ben önünüze sen her şeyi getirdim. Beğenip, her şeyi getirdim. Bakın bir her saniye. Şey, bir saniye? Yani bir senelik bir durum yok. Selahattin Bey, bir saniye. Niye bir saniye yani? Siz resmen yani... İyi konuşun o zaman, ben anlatmayayım. Ama puan almadınız diye niye ücünüzü benden çıkarıyorsunuz? Ücünü sizden ben almadım. Ben size 5 puan ettim. Hak ettim, puanı verdim. Dinleyecek misiniz, anlatayım tamam, söyleyeyim, mı? Tamam, söyleyin, dinliyorum sizi bak. Siz dün beğenip puan vermediniz. Ben puanlarımla doğru orantıda bir puan verdim. Neyi beğenip de puan verdim? Bana açıklamasını yapar mısın? Neyi beğenip? Köfteniz oldu. Tamam, bulgur, yarım puan verdim. Evet, ama kesilmişti de köftene yarım puan verdim. Kesilmemişti. Tamam, bak adaletli davranın. Siz dediniz ki dinleyelim. Bak, burada zorlanım da var. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim Nur? Evet. Şimdi tek tek kalem kalem sayacaksın yine hem kendini hem tamam. Şeyleri. Bunları çok konuştuk da. Şimdi dün sana yapılan haksızlığın aynısını yaptın. Ha 3, ha 5. Evet. Hayır, o bir tek fıstıklı. Eksik verdi sen de. Yani 5 nedir bu masaya, bu yemeklere fıstıklı ya? Fıstıklı kebabıyla tatlısını beğendim. Birer puan onlara verdim. Diğer vallahi hiçbir şey. Beni beğenmedim. Başka bir şey değil gerçekten. Siz puan peki, almadınız. Peki tatlı kaç puan? 1. Niye? Ne 1 yani her o şey. O nasıl bana yarım puan verdi? Ama size yarımdı. Sizin menünüz yarımdı hanımefendi. Benim çorbanız menüm yarım değildi. Dün. Aynı şeyleri ay, konuşmayalım Selam. Sizin ara sıcağınıza ben dedim ki gözlemeye benziyor. Sadece kıyması pişmiş diye yarım puan verdim. Ama şimdi sen aldın düşük puanın öcünü çıkarmış gibisin. Hayır, öcünü çıkarmadım. Gibi. Bakın bir en büyük haksızlığı sen yaptın. Gibi. Hayır, en büyük haksızlığı şu an sen yaptın bu masaya. Peki dün Gürkan ben söyledim. Bu masa 5 miydi? Sen tatsız dedin. Bu masa dedin 8 verdin. Ben ne yorumladıysam onu Gürkan puan verdim. Ben de ne yorumladıysam onu Gürkan Bey'in size yaptığını var ya, siz hayır, kabul etmediniz de ağladınız ya, burada gözyaşlarınızı ayırdınız evet. Ya. Aynısını bugün bana yapıyorsunuz. Hayır, aynısını. Vicdansızlık yapıyorsunuz. Gerçekten hayır, vicdansızlık yapmıyorum beyefendi. Lütfen. Neyi lütfen. Beğendiysem ona puan verdim. Ben her şeyi önünüze sundum, bir kebapçıdan hiçbir eksik yoktu. Her şey dörtlü. Çiçeğinizi, dünkü çiçeğinizi de gördüm evet. Ya. Evet. Yapmacık çiçek getirdim. Ya bırak şimdi çiçeği, yapmacık. Vallahi getirdim kebaplar, yaptım sunumlar, her şey. Beğenmedim. Dün size 6 verdim. Neyi beğenmediniz?
Bugün 5 mi? Şaka gibi zorladım ya. Dün 6 verdim. Siz şaka gibi. Bilsem 3 verirdim. Kusura bakmayın ya lütfen. Bakalım diğer puanlar nasıl? Gürkan'da sıra. Evet Gürkan, gösterebilirsin puanını ve de söyle lütfen. Ne kadar adaletli olduğumu herkes anlayacak. Sözgümüz de sükut altındır. Söyler misin puanını? Puanım 7. 7, kapatabilirsin. Teşekkür ederim. Sen nelerden kırdın? Ben nelerden kırdım? Çorbadan kırdım. 1. Tamam. Menüdeki, ana yemekteki soğanlı olmamış olduğunu söyledim. Tamam. Ama onun dışında etlerinizle ilgili hiçbir problem afiyet yoktu. Olsun. Tatlınız muazzamdı. Afiyet olsun. Net söylüyorum. Gerçekten sizin damak tadınıza bayıldım ya. Gerçekten anlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten siz anlıyorsunuz. Kuru dolmanızda bence hiçbir sıkıntı yoktu. Afiyet yanındaki Haydar'ı yakıştırmadım. Bunu yerken de söyledim. Afiyet olsun. Ve sizin görüşünüz. Krem peynir olayı olmasa, normal peynirle yapılsa bir daha tık güzel olabilirdi. Afiyet olsun. Bir de masadaki o ufak tefek düzenden dolayı yarım puan da oradan kırdım. Totalde 3 puanımı kırdım. 7 puan verdim. Teşekkür ederim. Gayet de adaletli olduğumu düşünüyorum. En peki azından vicdansızlık yapmadınız. Teşekkürler. Ben vicdansızlık yaptığımı düşünmüyorum. Evet, son puan geliyor bugün için Selahattin'e Özlem'den. Evet, Özlem senin de puanını görelim mi duyalım canım. Benim puanım 7. Sen de 7 verdin. Zaten tamam, ben adaletle her zaman puanlama yapıyorum. Şimdi senin yorumlarınla örtüşen bir puan, evet. Evet. 3 yemeğini beğendim. Afiyet. Masasını da beğendim. Adalet de en az 7, yani 5 vermektense 7 iyi yani. Evet. Tabii ki canım. 5 hak tabii değil. Beş gerçekten değil. Tabii ki. Vicdanlı insan sorgulaması. Yani ağır değildi masalarımız. Değil gerçekten. 7 verilebilir Gürkan tabii. Gürkan Bey ya bazı şeyler söyledi. Gürkan Bey bir sürü laf söyledi. Bir sürü azarladı. Burada gözyaşlarıyla ayrıldı. Ben bu puanı beklemiyordum gerçekten yani. O haksızlık ona yapıldığı zaman nasıl üzülmüşse bugün yapılan haksızlık aynısı. Ben size haksızlık yaptığınızı yani düşünmüyorum. Ben burada sunum demek olarak ki şovu yapamazsınız. Ben şov falan siz de şu an şov yaptınız yani. Gayet gerçekten siz. Bana şov siz dün, beğenip dün, beğenip puan vermediniz. Çok fazla, siz beğenip çok fazla beğenip puan vermediniz. Dün demek timsah gözyaşları puan döktünüz yani gerçekten. Timsah gözyaşı evet falan değil. Bakın timsah kişisel yorumlar yapmayalım. Kişisel yapmıyorum ya hanımefendi. Kişisel yapmıyorum yani. Ben burada kişisel bir şey yapmıyorum. Ben timsah gözyaşları falan dökmedim. Öyle olsa ekran önünde yapardım. Arkada değil. Evet. Peki. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Selahattin, güzeldi yemeklerin. Teşekkür ederim. Yarın Özlem yarışıyormuş. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür güzel ederim. Güzel gözlü kadına. Hadi bakalım. Herkese afiyet olsun dedik. Size ne diyeceğiz? Tabii ki iyi akşamlar diyeceğiz efendim.